Mektup Yazan Ahmet Baran Seslendiren Betül Güler Gök gürültüsünün ardından yağan yağmur pencereme vuruyordu. Masalın bamın loş ışığı altında özenle katlanmış bir kağıt parçasını okumak üzereydim. Usulca penceremden yeryüzünü ıslatan yağmuru izlemek isterdim. Okumak üzere olduğum meçhul bir mektup olmasaydı, yağmurun yağışını izlemek için çoktan kalkmıştım oturduğum iskemleden. Bilinmezlik her daim dikkat çekmiştir. Kimden geldiğini bilmediğim meçhul mektubun bende uyandırdığı merak, yağan yağmuru mağlup etmişti. İki defa katlanmış kağıt, mektupta silinmez dört parça iz bırakmıştı. Lacivert mürekkeple yazılmış, düzgün bir el yazısıyla süslenmişti. Kim bilir kaç kağıt harcanmıştı bu kadar güzel yazmak için, kendi kendime söyleniyordum. Belki de tek seferde yazılmıştır diye düşünmekten alıkoyamadım kendimi. Şöyle yazıyordu: Alacakaranlığı yaran aydınlığa rağmen göremeyen gözler, haykırışların duymadığı kulaklar, bir de kalabalığın içerisinde yalnız kalan ben, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve kalabalığa rağmen yalnızlığı iliklerine kadar hisseden ben. Yaşamak için bir umudun yoksa, tutunduğun dallar tek tek kırılmışsa ya da ince zayıf bir dal kalmışsa elinde, umudun gitgide zayıflıyor demektir. Nereden mi biliyorum? Yaşamın bana sunduklarında. İkiyüzlü biri gibi değil, içinde bulunduğum durum bana ne sunduysa onu yaşadığında. Eğer bir gün karşına çıkma cesaretinde bulunabilirsem anlatacağımı umuyorum. Belki kalemimden damlayan mürekkeple beyaz bir kağıdı kirletmek daha iyi olur. Bilmiyorum. Karşına çıkma cesaretinde bulunamadığım için beni affet. 21 Şubat 1992 saat 01:42. Mektup son bulmuştu. Bir de tarih ve saat vardı. O zamanlar 21 yaşındaydım. Şimdi ise epey yaşlıyım. Cesaretli birçok kişi gözlerimin içine bakarak bana arkadaşlık teklifinde bulunmuştu. Ama cesaretsiz biri, hatta tanımadığım bu gizemli kişi beni cesaretsizliğine esir etmişti. Günlerce merak etmiştim, hatta o gece uyuyamamıştım. Başka bir mektup ya da az da olsa cesaretlenip karşıma çıkmasını bekledim. Beklemek eziyet gibi geliyordu. Sabrımın karanlığı aydınlatan bir mum gibi eridiğini hissediyordum. Her zaman yaptığım gibi kütüphaneye gitmek için evden çıktım. Bir taş parçasının altında özenle katlanmış ikinci mektup elime ulaştı. Yazdığı mektuplarda imzası yoktu ama özenle katlaması ve düzgün el yazısıyla yazması artık onun bir imzasıydı. Hızlıca çantama sıkıştırdığım bu kağıt parçasını şu an bulunduğum yerde okuyamazdım. Kütüphanedeki işlerimi bitirdikten sonra evde sakin bir şekilde okumalıydım. Merakın beni hapsettiği hücrede zaman kavramı durmuş gibi akmıyordu. Hızlı adımlarımın beni daha çok yavaşlattığı hissine kapılmıştım. Eve geldiğimde, odamda bulunduğumda sıkı bir mücadelenin galibi gibiydim. Kıyafetlerimi değiştirmeden çantamda bir hazine gibi sakladığım mektubu çıkarttım. Lacivert mürekkebin kirlettiği kağıtta şöyle yazıyordu: Muhtemelen aklınızda benim hakkımda birçok soru işareti olmuştur. Üzülerek söylemem gerek. Soru işaretleriniz bir süre daha oluşmaya devam edecek. Gizemli kalmak istediğimden değil, ben bile kendimi tanımıyorken size nasıl tanıtacağımın derdindeyim. Karşınıza çıkma korkumun, cesaretsizliğimin en büyük kaynağı kendimi tanımadığımda. Esen hafif rüzgarın hissettirdiği gibi geçmişin kirli nefesini ensemde hissedebiliyorum. Hala geçmişimin kirli gölgesi beni takip ediyorken karşınıza çıkamadığım için beni affedin. Size yazmaktan başka bir çarem yok. Sizin karşınızda konuşursam okyanusun derinliklerine dalmış gibi nefessiz kalmaktan, boğulacakmış gibi olmaktan korkuyorum. Sizi ilk defa arkadaşlarınızla birlikte bulunduğunuz kütüphanede gördüm. Sessizce bir şeyler tartışıyordunuz. Anlamsız fısıltılar kulağıma geliyordu. Haklı olmanızın getirdiği bir özgüveniniz vardı. Önünüzde bulunan kitaptan bir şeyler anlatıyordunuz. Taktığınız siyah eşarp ay gibi parlayan beyaz yüzünüzü ortaya çıkarmıştı. Haklı olmanızın getirdiği galibiyet, pembe dudaklarınızın birbirinden ayrılmasıyla özenle dizilmiş beyaz dişlerinizi ortaya çıkartmıştı.
yanağınızda gizlenmiş gamzeleriniz bir çukur halinde belirmişti. Sağ yanağınızda siyah bir ben, gözlerinizle uyum içerisinde siyah siyah bakıyordu. Güzelliğinizin bende oluşturduğu hissi eminim ki kütüphanelerde bulunan hiçbir kitap tarif edemezdi. Tarif etmekte ben dahi acizlik yaşıyorken. Düşündüğünüz gibi kitap okumak için orada bulunmuyordum. Lanet gölgemin beni kovaladığı sokaklardan sığınmıştım binlerce kitapların bulunduğu kütüphaneye. Rastlantı sonucu beyaz çehrenizle tıpkı bir ay gibi aydınlattınız karanlık yolumu. 26 Şubat 1992 02:36. İlk mektupta emin olmasam da ikinci mektubun bir aşığın kaleminden yazıldığı aşikardı. Karşılıksız yazılan bu mektuplara karşı beni çaresiz bırakmıştı. Hiçbir şekilde ona karşılık veremiyordum. Yazdığı mektuplara karşı içimde oluşan hisleri ona anlatmaktan acizdim, çaresizdim. Belki onu karşıma çıkartacak cesareti sağlayabilirdim ama o ulaşılmaz surların ardına saklanmayı tercih etmişti. Gizemli mektupların sahibi, beni tanıyan, çevremden biri olabilirdi. Daha temkinli olmalıydım. Dikkat kesilerek girdiğim ortamlarda, kütüphanede bulunduğum vakitlerde gözlerim her daim onu arar olmuştu. Tüm çabalarım sonuçsuz kalmıştı. Yorucu bir günün ardından soluğu evde almıştım. Günün yorgunluğu üzerimdeki kıyafetlere de sinmişti. Kıyafetlerimi değiştirmek için odama gittim. Yatağımın yanında bulunan komodinin yanına çantamı bıraktım. Çalışma masamın ve odamın düzenine dikkat ettiğim için oluşan farklılık dikkatimi çekmişti. Çalışma masamın ortasında bir zarf vardı. Beklediğim mektup mu? Dudaklarımı kıpırdatmadan soru kendiliğinden oluşmuştu. Kalbim göğüs kafesimden çıkacakmış gibi hızlı hızlı atıyordu. Odanın sessizliğinde kalp atışlarımı duyabiliyordum. Masama yanaştım. Üzerinde ismim ve ev adresimin bulunduğu açılmamış bir zarf vardı. Yok artık, eve mi yollanmıştı? Elimde tuttuğum zarf bana o dakikada birden çok duyguyu aynı anda yaşatmıştı. Düşüncesiz ve bencilce davranışımdan dolayı ona karşı kızmaktan kendimi alıkoyamadım. Elimde tuttuğum mektupla odamda bir yukarı bir aşağı gidip geliyordum. Ya annem olsaydı mektubu, beni ne kadar zor bir durumda bırakacağını düşünmedi mi? Olacakları düşünmek bile istemiyordum. Henüz tanımadığım biri hakkında nasıl bir izah yapabilirdim, bilmiyorum. Annemin mektubu soracağından emindim. Beni yalan söylemek zorunda bırakacaktı. Annemin yanına gitmeyi ve mektubu daha sonra okumayı kararlaştırdım. Kıyafetlerimi değişirken bir yalan bulmak zorundaydım. Aklımda beliren düşünceyle kendimi mutfağa attım. Mutfak masasının üzerinde bulunan meyve kasesine usulca yaklaşarak bir elma aldım. Çektiğim iskemleye oturdum. Arkası bana dönük bir şeylerle uğraşıyordu. Elmamdan bir ısırık alarak onunla ilgilenmiyormuş gibi göz ucuyla hareketlerini takip ediyordum ki ''Sana bir posta geldi, gördün mü?'' dedi. Bozuntuya vermeden ısırdığım elmayı ağzımda çiğnemeye devam ederken ''Evet anne, gönüllüsü olduğum kütüphaneden önemsiz bir şey.'' ''Resmi gözüküyordu, bu sebepten açmadım.'' dedi. Hıncımı elimde tuttuğum elmadan alırcasına bir ısırık daha aldım. Konuyu uzatmamak için karşılık vermedim. Isırık aldığım elmayı bitirdim ve odama geçtim. Masamın üzerinde bulunan açılmamış sarfa gözlerimi diktim. Beklediğim mektup olduğu ne malum sorusunu soracakken vazgeçtim. Masama yanaştım, açılmamış sarfa açtım. Güzelle katlanmış bir kağıt. Beklediğim mektup olduğundan artık emindim. Bu onun imzasıydı. Gündüzün kendini geceye teslim ettiği kör bir vakitte masa lambamın boş ışığı mektubu okumamda bana yardımcı olacaktı. Şöyle yazıyordu. Bugün seni görmek için pencerenin altında saatlerce bekledim. Kimi pencereler karanlığa gömülmüşken senin odanı aydınlatan boş bir ışık vardı. Orada olduğunu bilmek bana huzur veriyordu. Siyahlaşmış gökyüzünün ortasında sarsılmadan duran ay dikkatimi çekmeyi başarmıştı. Bana seni hatırlatıyordu. Seni ilk gördüğüm ay gibi parlayan simanı, senin beni fark etmediğin gibi geceyi aydınlatan ay benden ümidi kesmişçesine yüzüme bakmıyordu. Ben gökyüzünde asılı duran bu devasa ışık kaynağına ilk defa böyle güzel bakıyordum. Senin yüzüne bakıyormuş gibi. Belki de karanlığı yaran sokak lambaları onu görmemi engellemiştir. Yoksa onu fark edebilmem için seni mi görmem gerekiyordu? Bilmiyorum.
Odanın içerisinde duvarda belli belirsiz hareketlilik oluştu. Seni görebilmemin etkisiyle hareketlenmiştim. Duvara yansıyan hareketlilik ışığın kaybolmasıyla karanlığa gömülmüştü. Karanlığın hüküm sürdüğü odadan seni görme ümidiyle biraz daha bekledim. Ahşap çerçeveli pencereden gözlerimi ayırmadan dikkat kesilmiş izliyordum. Sanki başka yöne baktığım vakit sen çıkacakmışsın ve beni göremeyeceğim korkusunu yaşıyordum. Heyecanın bende yarattığı nefessizlik dudaklarımı kurutmuştu. Dakikalarca bekledim. Çıkmayacağından emin olmuştum. Artık kendimi kandıramıyordum. Umudum tükenmişti. Umudum kendini üzüntüye bırakmıştı. Ne tuhaf bir duygu üzüntü denilen illet, yakana yapıştı mı bir türlü bırakmıyor. Umudum, güneşe maruz kalmış bir buz parçası gibi eriyip buhar olmuştu. Seni görebilmemin umudu çekip giderken, seni görmemenin üzüntüsü tüm vücudumu sarmıştı. Sarı sokak lambalarının altında beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan gölgemle beraber yürüyordum. Muhtemelen karşımda beni gören gözler yalpalanarak zor bir güçle yürüdüğümü görecekler. Benden uzaklaşıp yaklaşmak istemeyecekler. Benden tedirgin olacaklar, korkacaklar. Oysa ben hülyalara dalmış yürüyorum. Onlar beni kanımda dolaşan alkolün etkisiyle sarhoş zannedecekler. Ben onların yüzüne doğru, ben aşk sarhoşuyum diye haykırmak istiyorum. Çünkü insan ön yargılı düşünceye sahiptir. Bir şeyin aslını bilmeden kendi oluşturdukları senaryolardan korkar. Çünkü insan korkak bir mahluktur. Tıpkı benim korkaklık gösterip karşınıza çıkmamam gibi. 2 Mart 1992 02:36. Öylece elimde tuttuğum kağıt parçasına bakınırken gözlerimden akan gözyaşlarım beni derin bir uykudan uyandırırcasına sarsmıştı. Gözlerimden akan yaş son satırların altına atılmış bir imza gibi düşmüştü. Acılarının sebebi bendim. Benim yüzümden acı çekiyordu. Serzenişlerime hakim olamıyordum. Ne gözümden akan yaşa ne de içimde kopan fırtınalara söz geçirmeye gücüm kuvvetim vardı. Üzüntünün bende oluşturduğu güçsüzlükle kendimi öylece bıraktım. Gözlerimden akan yaş yanaklarımda kurumuştu. Artık akmıyordu. Aynada gördüğüm ben miydim? Yorgun gözlerimi yansıtan karşımdaki aynadan kendimi ilk defa bu kadar bitkin görüyordum. Rengarenk çiçeklerin canlılığını yitirmiş gibi bana bakıyordu. İçimdeki kor alev bedenimi de sarmıştı. Soğuk suyun yüzüme çarpan serinliğini tüm vücudumda hissedebiliyordum. Yüzümde oluşturduğum sahte gülümsemeyle annemin yanına gittim. Sofrayı hazırlamasına yardım ettim. İştahsız birkaç lokmadan sonra sofrayı toparladık. Tekrardan odama geçmiştim. Odamdaki karanlığı aydınlatmak için masa lambamı açmıştım. Karanlığa gömülmek istercesine buruk bir aydınlığı vardı. Odamın havası o kadar boğuyordu ki beni, soluk almam zorlaşıyordu. Dışarıdan esen hafif esintinin odamın kasvetli havasını değiştirmesi için penceremi ardına kadar açmıştım. Saatlerce penceremin altında beklediği o vakitler aklıma gelmişti. Ben de onu görmek ümidiyle bekledim penceremden esen hafif rüzgarın eşliğiyle. Tüm ihtişamıyla beyazlığın içerisinde uzaktan kül rengi gibi görülen, yakından aldığı darbelerle üzerinde çukurlar oluşan aya baktım. O aya baktığında beni gördüğünü yazmıştı. Ben onu göremedim. Çünkü o kendini benden saklamıştı, mahrum etmişti. Şimdi o aya baksa beni görebilecekken ben yaralı ayın üzerindeki aldığı darbeleri görecektim. O gece saatlerce bekledim. Bunu anlamak istercesine saatlerce bekledim. Bir an olsun görebilme umudunun onun tabiriyle güneşe maruz kalmış bir buz parçası gibi nasıl eridiğini hissedebilmek için bekledim. Odamı aydınlatan buruk aydınlık ışığı kapatmadım. Belki gelir ümidiyle onu karanlıkta bırakmak istemedim. Uyumak için değil, düşüncelerimi toparlamak için girdiğim yatağımda bir süre sonra kendimden geçmiş, uykunun mahmurluğuna yenik düşmüştüm. Bir dakikalık uykudan uyanmış gibi alışık olmadığım bir ağırlığı üzerimde hissederek uyandım. Odamı aydınlatmak isteyen güneş, örtük perdemle cebelleşiyordu. Her gün penceremden içeriye aldığım gün ışığını bugün almak istemedim. Bir sonraki sabaha kadar tekrar uyumak istedim. Sağıma yatmış, penceremi izliyordum. Kurduğum alarm daldığım noktadan dikkatimi kendine çekmişti. Her gün uyandığım saatten daha erken uyandığımı o dakikada fark ettim. Dün geceyi hatırladım. Saatlerce beklediğim penceremden
geç bir saate yatağıma girmiştim. Öylece yatmak beni daha çok yoracaktı. İlk işim esir alınan gün ışığını kurtarmaktı örtük perdemden. Zor da olsa yorgun bedenimi doğrultmuş, ayaklarımı soğuk betona basmıştım. Özgürlüğe kavuşan taze gün ışığı gözlerimi kamaştırarak açmama engelliyordu. Cıvıl cıvıl kuşlara eşlik eden taze esintinin gecenin kötü nefesini alıp götürmesi için penceremi açmıştım. Yüzüme esen serinletici taze oksijeni burnumdan soludum. Göğsümde bir süre bekledikten sonra özgürlüğüne kavuşması için tekrardan onu serbest bıraktım. Vücudumun sıcaklığını esen hafif esintiden ve çıplak ayaklarımın bastığı soğuk zeminden hissedebiliyordum. O anda soğuk suyun beni kendime getireceğinden emin olmuş bir şekilde banyoya yöneldim. Tenime çarpan soğuk su taneciklerinin etkisiyle akan suyun altında hareketsizce bekledim. Beynimi kemiren düşüncelere dalmıştım. Lacivert mürekkeple kirletilmiş meçhul kağıtlar hayatımı değiştirmişti. Bir parça kağıttan ibaretti ama duygularımı tarumar etmeye yetmişti. Açık bıraktığım penceremden mis gibi bir hava ufak esintilerle doluşmuştu odama. Bugün evden çıkmak istemedim. Dört duvar arasında yorgun bedenimin sözünü dinledim. Annem şaşırmış olsa da iyi gibi gözükmekten başka bir çarem yoktu. Hiçbir şey yapmadan dört duvar arasına sığınmak beni daha çok yormuştu. Uyuşukluk, tembellik bana göre değildi. Hareketliliği seviyordum. Solgun yüzüme canlılık maskesi, yorgun bedenime sahte bir hareketlilik katmak istedim. Başarılı olamadım ama denemekten vazgeçmedim. Her gün gidip geldiğimiz yol gibi tekrar ettiğimiz her şey bir süre sonra alışkanlık kazanır. Alışkanlıklarımız farkındalığımızı kaybetmemizi ve hayret duygumuzu körleştirdiğine inanırım. Bisiklet sürmek gibi. İlk zamanlar zorlansak da bir süre sonra ellerimizi kullanmadan sürmeye başlarız ya da araba kullanırken felsefe tartışmak gibi. Bugün biraz değişiklik yapmak istedim. Aslında beynimi kemiren düşüncelerimden az da olsa uzaklaşmak istediğimden, çevremde olan biten her şeye dikkat kesilmek, geçtiğim yollarda daha önce fark etmediğim şeyleri fark etmek istedim. İlk defa görüyormuş gibi bakabilmekle alakalı bir durum. Daha önce fark etmediğim, göremediğim çok şey varmış. Şaşkınlık duymamak elimde değildi. İçinde bulunduğum düşünceler ışığında okuduğum bir kitaptan bir bölüm geldi aklıma. İyi bir filozof olmak için gereksindiğimiz tek şey hayret etme yeteneğimizdir. İçinde bulunduğum düşünceden kendimi kurtarmam lazımdı. Kütüphaneye varmıştım. En azından şimdilik derin derin analiz edemezdim. Raflarda sararmış kağıt kokularını, kitaplarda kaybolan özgür düşünceleri, kısık sesle tartışan kütüphane ahalisini bir süre gözetledikten sonra içten bir selam verdim ve arkadaşlarımın bulunduğu masaya yönelerek çektiğim iskemleye oturdum. Düşüncelerimden kurtulduğumu, cansız yüzüme canlı bir maske takmayı başarırcasına tebessüm ettiğimin farkındaydım. Ta ki adıma bir mektubun geldiği haberini alana kadar. O an sevmenin bana göre olmadığını anlamıştım. Bu illet sürekli umut ve üzüntüden başka bir şey yaratmıyordu. Hayatımı güzelleştirmek yerine daha çok tahribat oluşturuyordu. Masa lambamın loş ışığı altında okumak istediğimden çantama sıkıştırmıştım aldığım mektubu. Günlerce beklediğim mektuba karşı sabretmek ne kadar zor olsa da alışacaktım. Eve geldiğim gibi odama geçmiştim. Kıyafetlerimi değiştirmeden öylece oturdum. Sırdaşım olan masa lambanın altında açtığım mektupta şöyle yazıyordu. Değişim, dönüşüm adına her ne dersek diyelim. Doğa, hayvan ve insanlar bu sürece tabidir. Bir savaşın içerisinde doğarız, henüz rahime düştüğümüz ilk vakit evreler geçiririz. Büyürüz, gelişiriz, en nihayetinde doğarız. Ağlamakla ilk o zaman tanışırız. Marifetmiş gibi bir de büyümek isteriz. Sanki hayat çocuksu saf güzelliğiyle bizi büyütecekmiş gibi. Henüz tanışmamışızdır. Hayat denilen okyanusun derin sularındaki güçlü dalgalarla. Büyüyünce ne olacaksın sorusuna çocukça cevap vermedik mi? Bizim olmayan, bize sunulan bir hayatı yaşadığımızdan habersiz. Biliyor musun, büyüyünce ben doktor olacağım dermişim. Ama daha liseyi bitiremedim. Üniversiteye gidemedim. Belki liseyi bitirir, üniversiteye gider, hatta doktor da olabilirdim. Ama hayat bana ezilmemek için ezmeyi, yıkılmamak için dik durmayı ve sokaklarda yaşamayı öğretti. Beni herkes gaddar, acımasız ve ayyaş bilirdi. Öyle olmadığım için değil, gaddardım
acımasızdım ve ayyaştım. Hani insanlar bazı arzularını tatmin ettikten sonra bıkar, iğrenir ve bir daha yapmak istemez. Ben de arzulamadığım, yaşamak istemediğim bu yaşantımdan bıkmış bir halde, arkamda kaybedeceğim hiçbir şeyim olmadan yaşam mücadelesi vermekten bıktım, iğrendim. Ölmek ve yaşamak iki seçeneğim vardı. Ben yaşamayı seçtim. Geçmişin kirli nefesiyle değil, hayatın bize sunduğu güzellikleri yaşamak istedim. Bu da benim dönüşümüm olacaktı. Ama yaşamak için önce geçmişimi öldürmem gerekiyordu. Görmemek, duymamak ve hissetmemek tıpkı bir ölü gibi. Ben görmeden, duymadan ve hissetmeden yaşayan bir ölüydüm. Bu değişimi beni daha önce tanıyan insanların anlayacağını sanmıyordum. Denedim ama anlamadılar. Kirli bir geçmişe sahipsen eğer, geçmişini kurcalayan çok olur. Şairin de dediği gibi, ben geçmişimi dürdüm, büktüm ve kaldırıp çöpe attım. Bu çöpleri ise ancak kediler ve köpekler karıştırır. O kadar çok leş yiyici hayvanlar vardı ki karıştırmadan durmadılar. Yapmam gereken bulunduğum ortamdan ve beni tanıyan herkesten uzaklaşmaktı. Tanıştığım yeni insanlara kendimi daha iyi tanıtıyordum. Çünkü her insanın iyi ve kötü yanları vardır. Herkes seni iyi bilebilir ama yalnız kaldığında kimseye açmadığın kendi kötü niyetini sadece sen bilirsin. Öyle değil mi? İnsanların çoğu sahte maskeler kullanmaz mı? Artık benim de değerli bir eşya gibi saklayacak kirli bir geçmişim vardı ve artık ben de o sahte maskeyi kullanıyorum. 9.03.1992 03.09 Nedeni hiçbir zaman bilemeyeceğim bir şekilde beni terk etmişti. Bu onun bana yazdığı son mektuptu. Belki de geçmişin kirli nefesinden kurtulamadı. Cesaretsizliğine yenik düşerek bir daha yazmadı ve karşıma çıkmadı. Peki ya eniştem, onunla nasıl tanıştınız teyze? Yıllarca ailemin beni evlendirme isteğine karşı direndim. Tüm bahanelerimi ortaya saçtım. Güçsüzdüm, kuvvetsizdim ve bitkindim. Tıpkı bir hastanın ağzındaki savunmasız ceylan gibi can çekişiyordum. Ailecek beni istemeye gelmişlerdi. Çiçek, çikolata. Evlenmek istemediğimi duymuş. Benimle yalnız konuşmak istedi. Kabul ettim, gittim. O gittiğinden beri cansız yüzüme sahte canlılık maskesi takınıyordum. Tıpkı onun gibi. Sevdiğin biri var mı? Neden evlenmek istemiyorsun? Bana her şeyi anlatabilirsin. Aranıza girmek istemem, çekilirim. Ailem ne kadar seni bana eş olarak uygun görse de ben itiraz ederim. Kabul etmem. Bana açık olabilirsin, dedi. Anlamadığım bir güven oluşmuştu eniştene karşı. O ana kadar içime attığım, hiç kimseye anlatmadığım, meçhul mektuplardan bahsettim. Olan biten her şeyi anlattım. Bu sebepten evlenmek istemiyorum. Sadece sizinle değil, hiç kimseyle evlenmek istemiyorum. Ne kadar beni terk edip gitse de bunu yaşatmaya devam ediyorum, dedim. Sonra olaylar gelişti. Bir süre düşünmemi istedi. Beni bu şekilde kabulleneceğini söyledi. Bir süre sonra ailemin baskısından kurtulmak için ve eniştenin bana olan anlayışından dolayı kabul ettim. Şimdi iki erkek bir kız çocuk sahibiyiz. Böyle işte. Peki enişteme aşık oldun mu? İlk zamanlar çok zor olsa da birbirimize alıştık eniştenle. Anlayışla karşılıyordu her şeyi. Beni hiçbir zaman istemediğim bir şeye zorlamadı. Günler haftaları, haftalar ayları kovalarken biz de birbirimize alıştık. Eniştenin güzel bir karakteri, iyi niyetli altın gibi bir kalbi vardı. Onu sevdim ama aşk başka bir şey. Göremeden, dokunamadan, hatta adını bilmeden, sadece bir kağıt parçasına yazılan birkaç cümle. Ve yılların çürüttüğü kağıtların içimde halen oluşturduğu bu kor alev. Ve o alevin halen yılların çürüttüğü kağıtla harlanıp alevlenmesi. İşte aşk bu. Bana o öldü deseler bile ben ölünceye kadar bir yerlerde bunu yaşatmaya devam edeceğim.